Merhaba sevgili öğrencilerim. 2023 sınavında yani 2023 yılında hangi sınavlar var hocam sorusuna yanıt olarak bu videoyu çekmek istedim. Birçok öğrencim sistemle ilgili KPSS türleriyle ilgili bilgi sahibi değil ama bilenler de var aranızda. Özellikle bu videoda KPSS kaç kategoriye ayrılıyor ve hangi sınavlar hangi yıllarda yapılıyor bununla ilgili sohbet edelim istiyorum. Özellikle şunu bilin, KPSS'yi 3 ana kategoriye ayırıyoruz. KPSS A, KPSS B ve KPSS Öğretmenlik. A grubu ve öğretmenlik her yıl yapılan sınavlar. B grubu çiftli yıllarda yapılıyor. A grubu ve öğretmenlik sadece lisans mezunlarının, öğretmenlik fakültesi mezunları, işte formasyonlu öğrenciler ya da A grubu üst düzey memurlar, hepsinin ortak özelliği lisans ve üstü olması. Ama B grubu 3 düzeyde de yapılan bir sınav. Yani B grubu lisans düzeyinde yapılıyor, ön lisans düzeyinde yapılıyor ve orta öğretim düzeyinde yapılıyor. Ve kapsamı giren sayısı açısından söylüyorum, en fazla olan kategori KPSS B. O yüzden çiftli yıllarda yapıldığı için KPSS B geçerliği de 2 yıl boyunca yeni sınav sonuçları açıklanıncaya kadar devam ediyor. Daha somut bir örnek vereyim. KPSS B'ye kimler giriyor? Hemşire giriyor, ebe giriyor, mühendis, avukat, mimar, işte genel memur kadroları, bunların hepsi B kapsamında. Ve B özellikle P3 puanı lisanslarda, P93 puanı ön lisanslarda, P94 puanı da orta öğretimlerde kullanılan puan. O yüzden 2023'te bir B sınavı yok sevgili öğrencilerim. Peki hocam biz sınava girersek P1, P2 ya da P3 puanımızı kullanamaz mıyız? Çok istisnalar var. Polislik gibi tekli yıllarda sınava girdiğinizde P3 puanınızı polislik için kullanabilirsiniz ya da A kapsamına giren ilanlar oluyor çok çok az sayıda. Orada kullanabilirsiniz. Ama merkezi atama takviminden daha önce bahsetmiştim. Bakanlık atamalarından söz etmiştim. Orada ÖSYM aracılığıyla yapılan tüm atamalarda çiftli yıllardaki P3 puanı kullanılıyor. Zaten lise ve ön lisanslar sınavının 2 yılda olduğunu görebiliyorlar oturum olmadığı için, ama lisanslar şöyle bir hata yapabiliyor. Çünkü öğretmen adayları ve A grubunun ortak oturumu olduğu için genel yetenek, genel kültür oturumu, sınavı her yıl görüyorlar. 2023'te bir GKG'ye oturumu yapılacak ama P3 puanı açısından çok fazla büyükme olmayacak memur atamalarında. Buna çok dikkat edin. Sınava girdiğinizde P3 puanını tekli yılda polislik ve A grubu kapsamında istisna alımlarda kullanabilirsiniz. Ama merkezi devam eden ve bakanlık atamaları, merkezi atamalarda hala 2022 P3 puanları kullanılıyor olacak. Öğretmenlik ve A grubundan hazırlanan, şu an devam eden, çalışan tüm öğretmenlerime ve A grubu adaylarına da çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah 2023 onları hayallerine ulaştıran yıl olsun. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.